Şimdi motivasyon bir, yok. Biraz hızlanmamız lazım. İşte o motivasyon yok al. Şimdi İstanbul'daki duruma bakıyoruz. Evet. Ee, şimdi yine burada da bir eksik var. Şeyi bilmiyoruz yani Dem, Dem adayı kim olacak? Olacak <laughs> çok, mı olmayacak çok mı onu bilmiyoruz. İzmir'de de o eksiklik vardı. Burada da İstanbul'da da Dem'in e, oy oranı önemli bir oran. E, Hakan Bayrakçı'dan İstanbul analizini dinleyeceğiz ama... Zakir Partisinin Azmi Kara Mahmutoğlu adayı geçen programda Azmi Kara Mahmutoğlu bu tablonun içinde yer almamıştı. Haklıdır ki gösterdiği tepkide burada tabii ki yer alması gerekir. E, bize tepki göstermiş çok haklı. Kendisini koyduk, Birol Aydın'ı da koyduk. Saadet Partisinin adayı. Bütün adayları belli koyacağız. Belli olanları koyacağız. Tabii belli olanı koyacağız. <laughs> evet. A, e, Zafer Partisi ve Azmi Bey'in tepkisi haklıdır. Hak veriyoruz. Evet. Dinliyoruz şimdi. O zaman ondan başlayalım. Şimdi ülkücü seçmen için çok anlamlı bir isimdir. Azmi Bey mi? Tabii. Tabii. Yani evet. şöyle yaşı 40'ın 50'nin üzeri ülkücü seçmen için, MHP'li seçmen için çok önemlidir. Hatta şöyle hatırlatayım. Sayın Bahçelinin seçildiği seçimde, kurultayda rahmetli Türkeş'ten sonra mikrofonu atıp seçimi protesto eden bir tavrı vardı. Yani muhalif bir tavrı vardı. İllegalite ilan ediyorum Hı. demişti. Kurultayda. Legalite bitti, evet. illegaliteyi ilan ediyorum dedi. Ama yaşı 40'ın üzeri hatta 45'e üzeri eski 70 80'leri, 90'ları falan bilen seçmen için yani yaşacağı önemli bir adaydır. Fakat onun tek sorunu şu. Alacağı potansiyel yüksek olmakla birlikte handikapı şu. O seçmen büyük ölçüde muhalif olanları İyi Parti'yi güçlendirmek istiyor. İktidara yakın olanları da MHP'yi güçlendirmek istiyor. Dolayısıyla AK Parti yani dolayısıyla. Evet, kişisel potansiyeli yani onun alacağı o şu diye seçimden sonra ha bunu almış diye düşünmemek lazım. Zafer Partisi peki etkisi olmayacak mı? Hani Şimdi Zafer Partisi zaten adı en az geçenlerden de halbuki 6. 7. parti falan oldu. 100 küsür parti arasında. Yani %3 mü 2,5 mu 3,5 falan bir oy aldı. Şimdi dolayısıyla ikisinin sinerjisi birleştiği zaman bir şey çıkacak. Şimdilik anketlerde tabii dediğim gibi MHP'nin ve İyi Parti'nin özel fonksiyonları olduğu için eski milliyetçi ve ülkücü seçmen bu iki partide ağırlaşıyor. Yani İstanbul için söyleyecek olursak İYİ Parti ile AK Parti. İstanbul'da iki aday yarışacak. Madem e, yani onu değerlendirmek istiyorsun. Evet, Belediye Başkanı Ekrem Sayın İmamoğlu ile Sayın Kurum ikisi yarışacaklar. Burada görünen bu. İki başa taktör. Peki evet. Buğra Kavuncu, Birel Aydın, Azmi Kara Mahmutoğlu şimdi şimdi İYİ Parti e, aday açıklamadan önce anketlerde düşük çıkıyordu. Çünkü seçmeni ağırlıklı muhalefete veriyordu. Yani Ekrem İmamoğlu'na veriyordu. Ama şimdi aday açıklandı. Adayı da kendine göre iddialı bir aday açıkladı. Dolayısıyla İmamoğlu'ndan ne kadar oy alacak sahadayım. Yani göreceğiz anketlerde. Bir hafta, 10 on gün, 15 on gün içinde en geç görürüz. O zaman tam oyunu buluruz. Ama 20 gün önceki, bir ay önceki anketlerde çıkan İyi Parti'den fazla çıkar. Yani İmamoğlu'ndan bir miktar oy. Aday gidecek. yoktu çünkü o zaman. Evet. Doğru. Bir de bakmayın bilindik bir isim. Yani ay il başkanlığı yaptı il tabii. partide İstanbul'da. Burada başında. da birkaç programda Ümit Özdağ'la yaptığınız, Sayın Özdağ'la yaptığınız programlarda da şey işte konuşuldu, adı geçti falan. Şimdi iki aday arasındaki yarışa Peki, gelirsek. Peki ikisinin durumu nedir? İkisinin İmamoğlu ile Murat Kurum. Yaklaş biraz Onur. Şimdi İmamoğlu bir kere Birkaç ay öncesine kadar e, hizmeti yok falan filan bir konuş Çok özür dilerim. Buyurun. E, reklama gitmem lazım. E gidelim. Reklam, bir dakika. Melike sana da veda edeceğim. Göreyim bir Melike'yi. Var mı bir hareket? Ahmet Hakan CHP Genel Merkezi'nde tüm mesai tamamlandı artık. Parti Medisi'nin ardından da Parti Medisi üyeleri CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Dükkan kapandı diyorsun. Bir tek ben kaldım diyorsun. O zaman sen de git. Teşekkürler. <gülüyor> Kısa <gülüyor> bir aradan sonra kapattı. tekrar beraberiz. <laughs> tekrar birlikteyiz. Sinemada devamlılık vardır. Onur yaklaşın şu iki isme. Abi gel sen de. Yaklaş abi. En son şurada kalmıştık. İstanbul seçimi Tarantino gibi adamsın diyor bana ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, Kübrik pardon. Ee, e, İstanbul seçimini konuşuyorduk. Bütün adaylarla ilgili küçük analizler yaptın ama son durum nedir bu iki isim arasında? Şimdi puan olarak söylemeden birkaç analiz yapmak istiyorum. İstanbul'da veya bütün Türkiye'de de ilçe belediye başkanlarından Büyükşehir adaylığına yürümüş başkanlar genelde başarılı oldular. Geçmiş 30 yılı söylüyorum. Ee, olmadı yapılmaması halinde bir ilçe belediye başkanının en doğru isim açıkçası Murat Kurumdu. Çünkü anketten o çıkıyordu. Tamam mı? İmamoğlu'na gelince İmamoğlu e, söylendiği yani aldığı eleştiriler kadar puanı düşük değildi. Hiç olmadı. Bir ara düştü tekrar çıktı. Niye? Çünkü siyasi bir pozisyonu vardı onun. Nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani CHP'deki 11 seçim kaybetmiş olan lideri deviren kişi olmak. Bir bu, bir de İstanbul Belediye Başkanı. Dolayısıyla bundan bir ay önce, şimdi tam puanlı soruna gelince, bir ay önce yaptığım bir ankette bayağı farklı önde çıkmıştı İmamoğlu. Fakat 10-15 gün, belki 20 gün, yani yeni... Aday açıklandıktan sonra öyle söyleyeyim. Kurum açıklandı. Kurum açıklandıktan sonra, sayın kurum açıklandıktan sonra yapılan bir ankette baya yaklaşmış gördük. Ee, hatta o ankette yeniden refahın oyu da 3 civarıydı. Ayrı olarak yani. Ayrı olarak. Yani şimdi sistemde şöyle sorduruyorum ki mesela aşağıdaki parti ve adaylarından e, hangisini hangisini Belediye başkanlığı seçimlerinde oy vereceksiniz diye. Parti ve adayı beraber kullanıyorum. Ve şıkları da okutuyorum. Açık uç yani ne diyor mesela AK Parti Murat Kurum diyor. CHP Ekrem İmamoğlu diyor. Çünkü hem partiyi duysun hem, hem adayı duysun. Adayı duysun. İkisini bir arada düşünsünler diye. Dolayısıyla diğer adayları da sadece İyi Parti adayı yoktu o anketi yaptığımda. İsimle sorduğumda bayağı yaklaşmış gördüm emin olduktan sonra rakam olarak da söyleyeceğim. Ayrıca da 3 puan yeniden refah ayrı bir noktada ha, öyle mi? O ankette sadece şunu söylüyorum. 3 küsur 3 nokta küsur yeniden refah oy çıktı. Ama HDP 2 çıktı. Yani o ankette HDP'nin seçmeninin İmamoğlu'na vermiş haliydi. İyi Parti'nin de seçmeninin bir ölçüde İmam şimdi ikisi de birisi adayını açıkladı. İyi Parti. Diğerinin ne yapacağı belli değil. Diğerinin ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla iki partinin seçmenlerinin İmamoğlu dediği bir ankette de yaklaşmış müşahede ettik. Yani bu kurumu bir parça avantajlı hale getiriyor bu söylediği. Yani evet en azından şu anda kafa kafaya yakın bir tabloya geldiler diye bakabiliriz ama eee HDP'nin tutumu ne olacak? Peki, bir şey yapar? Göreceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Bu tabloda şöyle bir bakarsan şu tabloya. Evet. Bir de HDP adayı girerse devreye ne olur? O zaman Murat Kurum'un şansı çok artar. Peki bir de yeniden Refah'ın adayı girerse ne olur? Yeniden. Ama diyor ki sordum diyor yeniden refah. Murat Kurum'un şansının arttığı sonuçları soruyorsunuz yani. Şöyle, Hayır yeniden, yeniden Refah adayı çıkarırsa. Murat Kurum'dan almayacak mı oyunu? Ha çıkarmazsa Abi, dedi zannediyorum. Çıkarırsa diyorum. Çıkarırs ha, çıkarırsa, çıkarırsa aday çıkarırsa e, en az 3-3,5 üç, üç puan üç yeniden alır mı abi ya? Giden. Ve seç gider. Çünkü yeniden refahın da seçmeni konsolide seçmenlerden biri. Ha. Yani ya, Ha kazanamıyoruz, tamam. vermin demez mi diyor? Şöyle bir puanı der. Ha bir puanı der. Tamam. Bir puanı der ama yine iki, üçünü falan alır yeniden. Refah. Peki o zaman şöyle mi bakmak gerekiyor? Ee, esas bu İstanbul seçiminde esas olan HDP'nin ne yapacağı. Bunu söyleyebilir Bu mi? birinci derece. Birinci, Birinci derecede. Birinci derecede önemli olan bu. Ama yeniden refahın ne yapacağı da önemli o zaman. Yeniden refah yapacağı da çok çok önemli ama ben fotoğrafa baktığımda o önemle bakıyor mu konuya AK Parti bilmiyorum. Yeniden refah olayına mı? E tabi. Peki e, CHP tarafı HDP'yi gözetiyor mu bu anlamda? Hani madem bu kadar e, HDP aday gösterirse kurumun şansı bu kadar artar onlar ne, ne yapıyorlar? Güzel. Şimdi CHP birinci bu konudaki sınavda inanılmaz bir hata yaptı bana göre. Hangi konuda? İyi Parti konusunda. Onu kaybetti. Yani İyi Parti'ye ya geliyorsan gel modunda oldular. İnanılmaz bir siyasi hataydı. Yani inanamıyorum. Hayret hayret ben de, izledim. Ben de ben de ben de öyle şaşırdım. Tamam mı? Yani ne yapıp yapıp İyi Parti'yi ittifak sen, içinde tutmalarına. Yani ne lazım. istiyorsun kardeşim di. Doğrusu. Tamam mı? Gel konuşalım da doğrusu. Benim bir analizime göre Şimdi orada o hata yapılınca HDP konusunda nasıl davranırlar kestiremiyor. Ben de kestiremiyorum. Mevcut durum yani HDP ne istiyorsun kardeşimdir doğrusu CHP açısından. Ama bunu da açık açık değil. Yani geçen seçimlerde yaptıkları gibi. İşte ama bu sefer de HDP onu istemiyor. Yani Peki öyle yok, kapalı tam... kapılar ardında görüşelim bilmem ne filan. HDP'ye de şu izah edilecek. Denecek kardeşim sen bu komşuyu bırak. Yani ben ben desteklediğim tarafta kazanır merakını bırak. Ama HDP seçmeniyle karşı karşıya yani. HDP tamam fark etmez ben şunu var. izah ediyorum. Ya HDP böyle mesela Kandil falan açıklama yapmayacak. Yani biz İstanbul'da şunu destekliyoruz vatandaşlar buna verin falan dediği an çok et, negatif etki yapar. PKK susacak. HDP'de fazla reklam yapmayacak. <laughs> Sadece aday çıkartmayacak. Bu tablo, bu resmi oluşturabilirse CHP İmamoğlu'na fayda sağlar. Bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. Şimdi e, istemiyorum onu. Ya, gerçekten. İyi Parti'nin e, mevcudiyeti HDP'yi bir şekilde baskılıyordu. Yani bir şekilde onu denklemin içerisinde tölere ediyordu. Evet. Şimdi İyi Parti artık yok. Hı. O zaman sorun şu. Dem Parti ile CHP'nin doğrusal ve asimetrik geliştireceği bir ilişki CHP'nin klasik seçme tarafından nasıl algılanır? Yalnız başına kaldığı zaman. Söyleyeyim. Bir 29-30 puan var ki İstanbul'da CHP'ye oy veren kitle. Bu kitleyi ya HDP'ymiş, PKK'ya mı ya falan muhalefetten dolayı sadece AK Parti'nin seçim kazandığı bir şey duymak istiyorlar. Genel seçim veya yerel seçim bazında. Dolayısıyla 29 30 puanını çok etkilemez o. Bir de HDP'nin 10 al, 40 puan eder. Ama bu dediğin sorunun anlamında CHP çok da yeterli olmaz. Onun için diyorum ki HDP CHP desteği bir bir ittifakı katiyen reklamı olmayan, duyulmayan, üstü kapalı bir ilişki. O, o bile yetmiyor diyorsun ama yani işte Nasıl? CHP HDP topluyorsun 40. Tamam da duyulmazsa Diğer muhalif seçmenden çekebiliyor. Çekebiliyor, oy. tamam, anladım. Ama her halükarda şu desteği kaybetmiş olması gerçekten inanılmaz bir şey. O birinci şaşır. Yani gerçekten. Hatay'dı. Yani parti İstanbul'daki desteği... seçim teminatını kaybettiler aşağı yukarı. Bir de... ama yine de HDP'le bir an... uygun bir anlaşma. O da pardon, onu ısrarla söylüyorum. Yani HDP çıkıp da. Tamam ben aday göstermiyorum CHP'yi destekliyorum dediği an gene olmaz. Dem parti bu sefer dedi ki geçmiş seferdeki gibi öyle gizli saklı olmayacak. Açık ve şeffaf bir işbirliği yapacağız dedi. Geçen, Geçen seferki gizli saklı olmadı ki. Açık oldu, kandil açıklama yaptı, HDP Aynen. açıklama yaptı. Ama şöyle yani oturup ittifak anlaşması yaptık biz destekleyeceğiz diye bir açıklama yapmadı. E daha reis daha da. bilir. HDP bu sefer... bilir alacağı bir iki ilçe varsa onu alamaz. Meclise meclis üyesi sokacaksa O da onu alamaz Yani onu da HDP bilir ya da CHP bilir değil. Ben söyleyeceğim, söylüyorum Dem parti bir açıklama yaptı Yani kendileri bilir ben ama analizimi yapıyorum Ama Hakan abi Açık zaten... destek 10 puanı getirir Ama gelme potansiyelinde olan bir 8-10 puanı engeller Zaten pazarlık şeriflerinden geliyor Efendim e Şöyle yani iki tane ilçe istiyorlar ya O Hı. ilçe demadayla o ilçelerde Girmeyecekler zaten yani esen yurt ve şeyde adalarda e, iki yer istiyorlar ya esen evet. adaları. Hı? diyorlar ki esen yurt adalarda e, çok böyle angaja olmamış. size iki tane isim verelim, Hı? siz siz gösterin diyor CHP'ye Yani yine örtülü bir şeyden bahsediyorum. Yani o ama işte örtülü olmaz o. Ha e, yani evet, evet. didiklenir tabi de. Evet. E, yoksa dem. Her neyse sonuçta şunu çok güzel anlattınız teşekkür ediyorum. Yani sonuçta. Biz yine tıpkı İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da yani İzmir'de belki biraz daha az ama İstanbul'da daha çok HDP'nin ne yapacağını, temin ne yapacağını görmemiz lazım. Ben onu, yani, onu anlıyorum. Evet, o yani. İmamoğlu'nun kaderini adalarını istiyorlar. Efendim, adalarını istiyorlar. Valla adaları. Işte. İmralı'ya yakın olduğu için. Şaka yapıyorum. <laughs> ben bence başka Biliyoruz. Yani adalarda şey CHP'nin oyu çok yüksek. Biz yani biz. Bizden biri olursa problem yaratmaz diyorlar. Peki Ankara'ya bir bakalım Vakti, vakit vakitte oluyor. Ankara'da durum nedir? Üç adayım var ya Onur <laughs> Ankara'da. Ee, Açıklanan üç adayım var. Evet. Ankara çok ilginç ya. Evet. Evet. Şimdi e, İyi Parti. Siz Cengiz Topel Yıldırım'ı tanıyor musunuz? Yani nedir? Ee, yani şahsen tanımıyorum. Bir ağırlığı var mı Ankara'da? Siz biliyor Kemal Bey'in eski baş evet. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Ankara Gücü'nün eski. Ankara Gücü'nün eski kulüp başkanı. Öyle mi? Kılıçdaroğlu'nun da baş CHP'li yani. İşte onun yani. için çok ilginç Ankara diye. CHP'li. Mansur Yavaş, MHP kökenli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Cengiz Topel Yıldırım, iyi bir CHP'li. İyi Parti'nin adayı. ben, <laughs> 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 ben başka bir şey <laughs> daha söyleyeyim. Gülcem yok yani. <laughs> Şimdi, AK Parti ile CHP'nin adayı ikisi de e, e, milliyetçi, milliyetçi. milliyetçi. Turgut Altınok'ta şeyde, 2019'da bir... eğer Mansur Bey de uzlaşı sağlanamasaydı, İyi Parti bilmem ne Mansur Bey isminde uzlaşı sağlanamasaydı Cengiz, Cengiz Topaldır'ın e. Büyükşehir adayıydı. CHP'nin. Tabi 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 tamam. CHP'nin Büyükşehir adayıydı. Şimdi eski MHP olarak... Bir aktördür. Eski MHP'li olarak bilinen ve milliyetçiliği bilinen tescilli bir aday çıkarttı AK Parti. Bu seçim Ankara seçimi için doğruyu yaptı açıkçası. Dolayısıyla en azından parti olsun, seçmeni olsun, MHP olsun yani Cumhur İttifakı seçmenleri ya da partileri Ankara için bekledikleri maksimum potansiyeli alabilecekler bu bir. Birinci teslim. Turgut Altınok'la. Tabii. Altınok olmasaydı işi çok zordu. Yani bilindik bir AK Partili de koysanız onun alacağı oy alamazdınız. Bir de Turgut Bey şeyde yani Ankara'da bir fark markada marka da yarattı keçi. Tabii ki. Yıllarca. teslim edelim. Yani tabii. tamamen objektif. Devam sayısı. edelim. Aynen. E, şimdi Mansur Yavaş Ankara'da güçlü. O e, Hizmetlere yani hizmetler konusunda ben çok zoom yapmadığım için an, biraz anket sonuçlarına Cengiz bakarak. Cengiz Topel yani. Yıldırım ne kadar etkiler bu seçimin sonuçları? Ben de onu diyecektim. Şimdi burada enteresan olan şu var. Şimdi e, dün bugün bir haber geldi doğruysa bilmiyorum. Ankara'da 20 kadar dernek, vakıf, Alevi Ocakları e, Turgut Altınok'a destek vereceklerini yarın o 2-3 gün içinde açıklayacaklarını Beyan etmişler. Altın Oka. Evet, Altın evet. Oka, evet. Turgut Bey e ziyarete gitti. Hı. Evet. Aleyhi muhtemelen Kemal Bey'e yakın olan bir seçmen grubudur bu. Cezalandırma şeyi olabilir. E, yerel seçimlerde bu tür tepki oyları olabiliyor. Böyle bir hamle olabilir. Bunun sonuçlarını gözlemek lazım. Bu bir. Ama iki, hem Kemal Bey'in danışmanı olarak hem de e, Ankara'lı seçmenin hem Çankaya Yeni Mahalle ve Altında ya da işte Çankaya Yeni Mahalle tarzı seçmenine hitap edebilen ama aynı zamanda e, merkez sağda hitap edebilen bir aday olması hasebiyle yine önceki anketlerde gördüğümüzden fazla oy çıkacağını tahmin ediyorum. O zaman yeni bir araştırmaya ihtiyaç var. Aynen öyle. Ankara'da. Çünkü isimler bir hafta on gün önce çıktı. Doğru, doğru. Yani ben e, bu analizleri 20 gün, 25 gün önceki anketlere göre yapıyorum. E, aralarındaki puan durumu ne olacak? Anketler bitince söyleriz. Ya, çok rica edeceğim. Kısa kısa bir iki cümleyle yorumlar alabilir miyim Ankara için? İsmail Dükel, Abdülkadir Servi, Melik Yiğitel. Turgut Altınok, AKP'nin gösterebileceği en iyi adaş. Yani, e... Mansur Yavaş'ın karşılığında çıkartabileceği bir adam bir, bir aday vardı, o da Turgut Altınoktu, orada tamam. Yani i̇sabetli Yavaş, seçim. İsabetli, evet. yani AKP açısından isabetli bir e, seçim. Geçen sefer Kayseri'den alıp getirmişlerdi, Ankara'lı sevmedi. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten belediye başkanı. Şu anda onunla devam etmesi son derece doğal, o da iyi bir isim. İyi Parti'de bulabileceği en iyi adayı buldu kendi adına. Gerçekten Cengiz Topal Ankara siyasetinde, Ankara sporunda önemli bir isimdir. Cumhuriyet Halk Partisi ile zaten biraz önce ifade edildiği gibi çok iyi ilişkileri vardır ama bu arada sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil merkez sağa da hitap edebilen bir isim. Evet. Dolayısıyla evet. İYİ Parti'nin adayı da o anlamda iyi. Yani her üç partinin de üç partinin de adayları doğru oluyor. seçim. Merike Etel birer cümle rica edeyim. Bir cümle yani Turgut Altınok çok doğru bir isim ve Ankara'da çok karşılığı olan bir isim. Son seçimde Keçiören'de aldı o %65'e yakın düşündü. Öyle mi ya? Abi. Büyükşehir'in çok üzerinde aldı. Yani büyükşehirde Parti'nin aldığının 8 puan üzerinde aldı. Ya yani dolayısıyla bir de çok e, mütevazi bir tarzı var o da. Mütevazi bir tarzı alçakgönüllü bir tarzı. Tek yönü marka ça haline getirdi. <laughs> çok doğru bir isim ve ben çok böyle kıyasya bir mücadele olacak. Ahmet Bey Ankara'da bir Ankaralılık milliyetçiliği oluştu. O yüzden iki adayında Mansur da Turgut Altınok'un Ankara'lı olması onu eşitledi. Bir, ikincisi Ankara milliyetçi bir şehir. Evet. Mansur Yavaş'la Turgut Altınok'ta milliyetçi. Orada da şansları eşitlendi. Turgut Altınok'un tabi icraat olarak çok parlak bir belediye başkanlığı var. Mansur Yavaş'ın avantajı da polemiklere girmeyen ve Ankara'nın dokusuyla uyuşan bir yapısı var. Şansları büyük ölçüde eşitlendi. Tabi Cengiz Topel ismi son dönemlerde çok gündemde değildi. Biraz isminin parlatılmaya ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum. Ya sosyal medyada <laughs> ya yani bu sosyal medyada Yine çok bir şey mi var? Hınzır gerçekten Ne var? Şimdi bizim e, Bu Tunç Soyer'in Bir Hı -hı. dans e, videosu vardır yani Hı -hı. Birkaç yıl önce Aa, evet. Aho o gemide efsane ben de ya. olsaydım dansı <laughs> Bununla yıkılıyor diyor Onur Onunla bitirelim <laughs> mi? Valla bence <laughs> Efsane duruyor Sesi ya. de diyor yani, Sesi öyle. olmadan olmaz <gülüyor> <gülüyor> oh, gemide, ben de olsaydım Açık <laughs> denizlere Yani Tunç Bey'i o gemiden atanlara... Aa, o gemide biz de olsaydık. Yani, Hadi hepinize iyi geceler. Tunç Bey'i o <laughs> gemiden atanlara esefle kınıyorum. <laughs> evet ya çok da güzel dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor>